Uygarlık tarihi biraz da aşkların tarihidir. Kadınla erkeğin, sevenle sevilenin, aşıkla maşuğun tarihi. Ama insanlık tarihi gibi aşkların tarihi de dikensiz gül bahçesi değildir. Kahkahalar ve buselerle olduğu kadar acılar ve gözyaşlarıyla da işlenmiş bir kanaviçedir bu. Yaşandığı döneme ilişkin ipucu verir ve dönüp bakınca insana güzel gelir. Bu belgesel serimizde geçtiğimiz asra damgasını vuran aşk hikayeleri var. Kimi meşhur olmuş, kimi unutulmuş, kimi efsanevi, kimi berduş aşklar bunlar. Bir dönem Türkiye'yi sarsan gönül maceraları. Bir başka deyişle yüzyılın aşkları. Biri 36 yaşında bir İngilizce öğretmeniydi, diğeri 24 yaşında bir kimya mühendisi. Apayrı dünyalardan bu iki insanı buluşturan şey müzik oldu. Çiğdem söz yazıyordu, Melih besteciydi. Tanıştıkları gün birlikte çalışmaya başladılar. Zamanla birbirleri için söz yazar, beste yapar oldular. Birliktelikleri tam 8 sene 3 gün sürdü. Bu süre içinde 270 şarkıya ortak imza attılar. Yüzü aşkın besteleri listelerde bir numara oldu. Çiğdem Talu, Melih Kibar aşkından geriye, dinleyen herkesin hafızasına, kalbine işlemiş birbirinden güzel aşk şarkıları kaldı. Her şey Eurovision şarkı yarışmasıyla başladı. Türkiye ilk günden bir çılgınlık haline alacak bu yarışmaya ilk kez 1975 yılında katılacaktı. Türkiye'yi temsil edecek eseri belirlemek için aylar öncesinden seçmeler yapıldı. Bu seçmelerin sinyal müziğini ise Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okuyan 24 yaşındaki bir genç yaptı. Ne yazdığı bestenin Türk müziğinin klasikleri arasına gireceğinin farkındaydı, ne de o bestenin kendisine hem iş hayatında hem aşk hayatında yepyeni bir devrenin kapısını açacağını. Çoban Yıldızı'nda yaptığım zaman, o sırada Boğaziçi'nde finallerim vardı. Ankara'ya şeye gidememiştim, orkestra programı için. Nur Çalçuk yapmıştı orkestrasyonunu. Evde 45 saniyedir onun söylesi. Televizyon seyrediyorum. Başta da ilk Eurovision ve ilk defa sinyal müziği yayınlanmaya başladı. Ben 45 saniye sonra oturduğum koltuktan kalkmış, demek o 45 saniye boyunca çapraz olarak salona geçmişim. Televizyon dibinde oturmuş, aval aval bakıp ağlıyordum, bunu ben mi yaptım diye. Sinyal müziğinden sonra sahneye çıkan Yeliz'in Hayalimdeki Adam şarkısının söz yazarı Çiğdem Talu'ydu. Sonra yarışan iki şarkının sözlerinin altında da onun imzası vardı. Aslında ilginç bir şekilde müzikle de şiirle de fazla ilgisi yoktu. Işık Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Ama edebiyatçı bir aileden geliyordu. Büyük dedesi ünlü romancı Recaizade Ekrem'di. İstanbul'da edebiyatçı bir ailenin içine doğduğu halde edebiyata merak salmamış, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra Avrupa'da filoloji eğitimi görmüştü. Her sene okulun güzellik kraliçesi seçilirdi. Yine bir edebiyatçı olan Selahattin Hilal'la evlenmiş, kızı Zeynep'in doğumundan bir süre sonra boşanmıştı. 34 yaşına kadar uzak durmuştu şiire. Ta ki 1973 yılında bir arkadaşı
şarkı sözü yazmasını teklif edene kadar. İşte bu hobi onu bir anda müzik dünyasının içine sokmuştu. Ne bulursa dinliyordu. O dönem pick-up'ının üzerinden hiç eksik etmediği plak Çoban Yıldızı'ydı. Ama ön yüzü değil, arka yüzü. Plan arka yüzünde Melih Kibar'ın Ferahnak makamında Ferahnak adlı bir bestesi vardı. Öyle sevmişti ki parçayı, dinledikçe bağlanmış ve bestecisiyle tanışmayı arzulamıştı. Bu arzusunu Timur Selçuk'a söyledi. O bestecinin hocasıydı. İkiliyi buluşturmaya söz verdi. Ve beklenen buluşma 25 Mayıs 1975 gecesi Küçük Bebek Sırtlarındaki Cevat Bey Köşkü'nde gerçekleşti. Bir gece yarısı ben karşı tarafta İstanbul'da yani Kadıköy tarafında oturuyordum. Mustafa Oğuz benim arkadaşım. Mustafa bana geldi. Dedi ki ya Melih dedi biz dedi bir tane Marmaris'te festival var. Festival yapıyor. O festivalin açılış müziği yapılması gerekiyor. Çiğdem'le yapacağız. Aa, hadi gel gidelim dedi. Kalktık gittik. Biz Çiğdem evine geldiğimizde saat 3 çeyrek falan geçiyordu. Baktım Çiğdem Talu karşımda. İşte o Çiğdem zaten ben görür görmez vuruldum. Yani kişinin çok özel bir insandı. Yani gecenin o saatinde hala müşrik, çok sıcak bir ev sahibiydi. 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan sabah saat 3 çeyrek geçe 4 civarında biz Çiğdem Talu'yla buluşmuş olduk ve tabii o zamanlar hiçbirimiz bilmiyorduk. 8 sene 3 gün sürecek bir yolculuğa çıktığımız. Çiğdem Melih'i piyano odasına götürdü. Kenardaki pikabın üzerinde sürekli çaldığı Ferahnak plağı vardı. Sizin yaşınızda bir insan böyle bir besteyi nasıl yapar dedi. Karşılıklı iltifatlardan sonra Marmaris'te yapılacak festival konusuna geçildi. Melih'ten bir beste istiyorlardı. Çiğdem söz olarak bir şeyler karalamıştı. Yazdıklarını orada temize çekip Melih'e verdi. Altına da o günün tarihini yazdı. Melih Kibar, tanıştıkları saatte kaleme alınmış o yazıyı bugün hala çerçeve içinde evinin baş köşesinde saklıyor. İlk görüşte aşk olmadı. Öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. Ama ben Çiğdem'i ilk gördüğüm anda bayıldım. Yani ya olağanüstü bir insandı. Hatta içimden Timur'a hafif hafif kızmıştım. Hani hep bizi bir araya getirecekti, bunu geciktirmiş olmasına hayıflandığımı hatırlıyorum mesela orada otururken. Sabah çok güzel, işte sabaha karşı çok güzel kendi ev sahiplikleri yaptı. Çok güzel çay yapardı. Ben de bir çay tiryakisi olduğum için o çayın tadını hatırlıyorum hala. Mesela Çiğdem o gün benim çayı limonlu içtiğimi öğrendi ve hep bana limonlu çay verdi ondan sonra. Tanışmalarına vesile olan Marmaris Festivali yapılamadı ama onlar ortak çalışmaya başladılar. Artık sık sık görüşüyorlardı. Genç besteci yaptığı besteleri Çiğdem'e dinletmek için sabırsızlanıyor ve elinde notalarla köşke koşuyordu. Heyecan içindeydi. Bayılıyordum çünkü çok eğlenceli bir insandı. Çiğdem için kullanabileceğim en büyük ifade benim için herhalde bir tür kadın peygamber olsaydı Çiğdem olurdu diye düşünüyorum. Ve ben bana dedi ki senin başka parçaların yok mu dedi. Vardı. İşte mesela işte öyle bir şey ben yapmıştım kendim. İşte öyle bir şey çaldım. Harika dedi. Ufak bir kaset teybi vardı. Ona kaydetti. Ve ne yapacak acaba diye baktı. Ama üstüne söz yazacağım ben bunu dedi. 2 gün sonra sözleri yazmıştı. Hatta 1 gün sonra yazmış. Ertesi akşam üstü uğradığında işte öyle bir şeyin sözlerini gördüm. İnanamadım. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu sözler müziğimizden cuk otur derler ya, tam milimetrik oturmuştu her şeyle. Güzel bir Türkçe, güzel bir anlatım, güzel bir konu. Ve şeyin farkına vardım. Ben o besteyi neden yaptığımı hiçbir zaman bilmeden yapmış olmama rağmen
Eğer ben yazsaydım, ben söz yazıyorsam, aynen o sözleri yazardım. Yıllar sürecek verimli bir işbirliğinin harcının atıldığı an doğan. İşte ortak dili bulmuşlar, uyumu sağlamışlardı. İşte öyle bir şey. Yavaş yavaş çevrede şey tepkisi başladı, onu hatırlıyorum. Çiğdem Köylü'nün herhalde bu genç sevgilisi ne olacak nedir gibi bakışlarla karşılaşıyordum ama toydum yani, duygusal ilişki hala başlamamıştı ama yani Çiğdem'in neden benden 12 yaş büyük olduğunda yavaş yavaş üzülmeye başlamıştı. Sonsuz bir huzur doldu kalbime, bir de kendimi düşündüm sonra. 1976'nın Ağustos ayında işte öyle bir şeyin 45'liği çıktı piyasaya. Bu ikilinin ilk plağıydı. Plak çıktığında herkesten çok Melih Kibar şaşırmıştı. Hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey. Hani yıldızlar... İzmir'e gidiyordum. Gemi telefonundan ulaşılabilir. Cep telefonu falan yoktu. Gemi telefonundan işte babam da Deniz Bankası çalıştığı için gemi telefonu. Dediler ki telefon var. Çiğdem hadi hayırlı olsun. İşte planı çıktı. Ben gemi telefonunda öğrendim. Ondan sonra döndüm. Döndükten sonra ilk defa kafayı gördüm. Ve yani o anlatılmaz bir duygu. Erol Evgin'in seslendirdiği işte öyle bir şey çıktığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve her yerde çalınmaya başladı. Müzik dergilerinin listelerinde bir numaraya oturdu. İşin ilginci, plağın arkasındaki Kibar Talio şarkısı olan Sevdan olmasa da aynı anda patladı. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de canan can katan olsa. Çiğdem Talio bunun heyecanıyla o yaz Hey dergisine sürpriz kararını açıkladı. Artık yabancı şarkılara Türkçe söz yazmayacaktı. Haberin altındaki spotta daha da önemli bir karar duyuruluyordu. Bundan sonraki çalışmalarını tamamen besteye yönelten Çiğdem, Eurovision 75'in sinyal müziğini yaratan Melih Kibar'la işbirliği yapıyor. Artık ayrılmaz ikili haline gelen Melih Kibar ve Çiğdem Talio, o yaz zafer sarhoşluğu içinde Polonya'nın Sopot kentinde yapılacak müzik festivaline gittiler. Bizim galiba esas Çiğdem'le yakınlaşmamız festivalde oldu. Normal ilişkilerde söylenen laflar, yakın laflar birbirimize etmeye başladığımız yerde. Ondan sonra artık kartlar açık oynanmaya başlandı ama hep bunun dışarı yansımasını engelledik biz. Çünkü bunu salt bir kadın erkek aşkı olarak, kadın erkek beraberliği olarak insanların yorumlamaya eğilimli olmaları bizim içimizi acıtıyordu. Çünkü dışarıdan bak, ay işte koca kadın, gencecik, çıtır, bugün tabiriyle çıtır sevgilisi mi var diyecekler. Böyle şeylerden Çiğdem de çok korkardı, bana mı ters geliyordu? Döndüklerinde artık besteci ve söz yazarı olmanın ötesinde iki sevgiliydiler. Ama aralarındaki yaş farkı ikisinin de kafasında soru işareti yaratıyordu. Sanki bir senaryo yazılmıştı ve biz o senaryoyu oynuyorduk. Çiğdem'in etrafa karşı sorumluluklarında yanlış resim, yanlış imaj verme korkusu. Benim de hay Allah bak benden 12 yaş büyük sloganı hep kafamda yer etmişti. Ben o sene Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim ve arkadaşlarımızla bir kutlama gecemiz vardı. O hayatımda tek kırıldığım, yani artık Çiğdem'in beni iyice sahiplendiği dönemlerdi. Benim de Çiğdem. Ben değil ama Çiğdem'i çok sahiplendim. Çünkü ben kendimde o hakkı çok fazla görüyor muydum, görmüyor muydum? Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Bir aleme girmişim. Herkes bana besteci diyor. Bravo diyorlar, ödüller veriyorlar. Yurt dışına festivallere götürüyorlar. Ben ne olduğumu anlamadım. Kimya mühendisliği mi yapacağım? Bestecilik mi yapacağım? Çiğdem, herkes kimya mühendisi olabilir ama herkes besteci olamaz gibi laflar ediyordu. O mezuniyet gecesi benim 8 yıl 3 gün içinde Çiğdem'e kırıldığım tek yarım saat 45 dakikadır. Bir kere kap, yani ona bir kadınlık, bana bir kere kadınlık kaprisi yaptı.
O gece biz arkadaşlarımızla işte kızlı erkekli herkes buluşacak ama hiç kimse hayatındaki kimseyi getirmeyecek. Yani sevgilisini, nişanlısını, eşini, dostunu getirmeyecek. Tek tek buluşacak. Sınıf olarak buluşacaktık. Ben gidiyorum. Hayır ben de geleceğim dedi Çiğdem. Şimdi Çiğdem'cim böyle böyle ama Çiğdem her zaman müşfik ve çok anlayışlı yaklaşımları olduğu için bunu anlamamasına önce hayretle sonra da kızgınlıkla baktım. Tamam peki gitmiyorum dedim. Böyle boynum bir oturmuşum. Hadi gidiyorsun deyip sonra göndermişti ama çok benim tek Çiğdem'in kırıldığım an budur. Başka bir şey yok. Bu kaygıların eşlik ettiği bir yakınlaşma sürerken mecburi bir ayrılık geldi, kapıya dayandı. Melih Kibar kimya mühendisliği master yapmak üzere İngiltere'ye gidiyordu. Türkiye'de besteleri listeleri sallarken o 4 Ekim günü babasıyla bir uçağa atlayıp Londra'ya uçtu. Ve gittiği gece bir fırtınaya yakalandı. Müthiş bir fırtına vardı ama inanılmayacak, tarifinden büyük. Ben o fırtına nasıl sağ kaldım falan bilmiyorum. Okyanus fırtınası. Kopuyor ortalık ama o da moralim bozuldu, babama da bir söylemiyorum. Sonra odadan çıktım. Baba dedim ben bir etrafa bakayım dedim. Bir karanlık koridorda güm diye bir şeye çarptım ben. Aynen böyledir olay. Baktım ah bir piyano. Otomatik olarak elim kapağına gitti. Kapağı da açık oturdum. Piyanoma gene anlatmam lazım. Piyanoca bir şey anlatmam. O korkumu kompanse etmem gerekiyor. Anlattığım zaman çıkıyor ortaya. Çok hoşuma gitti. Koşarak odama gittim. Odamı zar zor buldum. Çünkü daha yeni gelmiştim. Bavulu açtım. Bir kayıt cihazı aldım. Kasete o parçayı çektim. Melih Kibar çaldığı besteyi babasıyla İstanbul'a Çiğdem Talu'ya gönderdi. Çiğdem nasıl ve hangi koşullarda bestelendiğini bilmediği bu melodinin üstüne bir söz yazdı ve Londra'ya Melih'e postaladı. Çiğdem gene o her zamanki şeyiyle uslubuyla seni gidi seni gene neler yapması gene çıldırttın beni ama bilmiyor o parçanın neden yapıldığını. Ekte sözleri bulacaksın inşallah unutmazsın diye pembe iki sayfalık bir mektup pembe bir zarfta gelmişti. Nerede okudum bile hatırlıyorum odada. Birinci sayfayı öteki kağıdın altına alıp sözlere bakıp da başlığı görünce ben duvara tutundum. İçimdeki fırtınaydı şarkı. Yıllar sonra bir televizyon stüdyosunda yeniden buluştuklarında Melih Kibar o bestesini çalacak, Çiğdem Talu defterinden fırtınanın sözlerini okuyacaktı. Gün ağrırken tek başıma oturmuşsam, henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam, sen yoksan yine, bense suskun ve yorgunsam, hele bir de canım, hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram buram. İşte o an bir fırtına kopar, sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya. İşte o an bir fırtına kopar, sanki o an yer yerinden oynar. Kül rengi bir akşam vakti, kaybolan renkler misali, kaybolur gider gözümde dünya. Çiğdem Talu, Melih Kibar bir tesadüf değil. Ya içimdeki fırtına da bir tesadüf değil. Bu müthiş bir şeydir. Yani ondan sonra Çiğdem'e söylediğim zaman Çiğdem'e telefon açtım. Yani 8,5 saatten fazla, 8 saat dakika falan bekledim telefonun başında bağlansın diye. Çiğdem dedim, sen bu parçayı neden yaptın biliyor musun dedim. Ağladık telefonla ondan sonra karşısında. Bu başka bir şeydir. Yani bu Allah insanlara bunu yaşatmalı. Yani çok özel bir şey. Ondan sonra artık herkes Çiğdem Talu Melih Kibar olarak görmeye başladı. Çiğdem'den bir zaman Melih, Melih'ten bir zaman Çiğdem. Melih Kibar'ın master için İngiltere'ye gitmesiyle yaratıcı ikili ayrı düştü. Çiğdem Talu bu ayrılığı imkanlarını zorlayarak yaptığı Londra ziyaretleriyle telafiye çalıştı. Birlikte galleri gezdiler, müzikaller seyrettiler. Melih Kibar'ın deyimiyle artık aşk aşktı ve aşk yaşanmaya başlamıştı.
Çiğdem Türkiye'deki plak gelirlerinden Melih'in payına düşen miktara kendi payını da ekleyip ona katkıda bulunuyordu. Bir yandan da kendilerine ve plaklarına ilişkin basına yansıyan haberleri kesip yeşil bir deftere yapıştırıyor, üzerine sevimli notlar ekleyip İngiltere'ye yolluyordu. İşte o haberlerden biri. Dergi, Çiğdem Talu ile birlikte çalışmalarını sürdüren Melih Kibar'ın tatil için İngiltere'ye gittiğini duyuruyor. Çiğdem altında şu sözlerle dalga geçiyor. Melih Bey, Melih Bey, bizim burada canımız çıkarken master dalgasıyla İngiltere'ye tatile gitmek de ne demek oluyor? İşte bir başkası. Ya işte böyle Melihciğim. İlk planımız bir numara oldu. Melih Kibar aralarındaki aşkla ilgili basına sızan ilk haberi de bu defterden okudu. Melih Kibar'ın kendi İngiltere'de, kalbi Çiğdem'de. Habere göre ikili ayrı düşse de çalışmalarına bantlaşma yoluyla devam ediyordu ve yeni plaklar, yeni başarılar getiriyordu. İşte bir başka not. Çiğdem Talu, sevgili bestecisine Kıvanç'la sunar. İkinci plağımız. Gözlerin ardındaki o ince hesaplardan bakarken bile beni görmeyen insanlardan. Müthiş bir moral takviyesi yapardı. Hep dikkat ederse notlara bakacak olursan hepsinde bir şey var, şirinlik ve bir hadi koçum var. Çiğdem Talu o günlerde bir televizyon programında milyonların önünde şu sözü söyledi. Hayatımı milattan önce, milattan sonra gibi, Melih'ten önce, Melih'ten sonra diye ikiye ayırıyorum. İki sevgili 1976 sonunda İstanbul'da buluştular ve 1977'yi Tarabya'daki bir restoranda birlikte karşıladılar. O yılbaşı gecesi çekilen bu fotoğrafın arkasına Melih Kibar şöyle yazmıştı. İlk defa birlikte girdiğimiz bir sene bu 1977 yılı. Ne güzel değil mi? 365 günü de bu geceki gibi mutlu ve güzel geçmesi, yani hep böyle olması dileğiyle. İmza Melih. Bir hafta sonra 8 Ocak 1977'de işte öyle bir şey Altın Kelebek yarışmasında yılın şarkısı olarak ödül aldı. Erol Evgin de yılın sanatçısı seçilmişti. Çiğdem Talu, Melih Kibar ve Erol Evgin bu zaferi yine aynı restoranda kutladılar. Bu kez fotoğrafın arkasını üçü birden imzaladı. Çiğdem Talu, ilk plağımız, ilk ödülümüz ve birbirimize duyduğumuz inancın en güzel kanıtı diye yazdı. Melih Kibar ise aynısını tekrarladı ve altına başka ne yapabilirim ki Melih Kibar olarak notunu düştü. 10 gün sonra bir Çiğdem Talu Melih Kibar çalışması olan Bunlar da Geçer listelerde bir numaraya oturdu. 2 ay sonra yine unutulmaz bir şarkıları doğdu. Bir de bana sor. Artık zirvede tektiler. Her şarkıları dillere, gönüllere yerleşiyordu. Çiğdem Talu'nun yaş gününü 31 Ekim 1977'de İlhan İrem ve Erol Evgin'le birlikte kutladılar. Üç erkek müzisyen Çiğdem'e bir de mani yazmışlardı. Çiğdem, Çiğdem, çiçeklerin en güzelisin sen. Bilmem ki bundan başka sana neler söylesem. Şarkılara can veren ilham meleğimizsin sen. Çiğdem Talu o gece doğum gününün şerefine en güzel şarkı sözlerinden birini yazdı. Her şey seninle güzel. Olmayacak düşlerin peşinden koşmak bile diyordu. Belki de olmayacak dediği düş, genç aşkına olan düşkünlüğüydü. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Benim sonradan duyup da bizle özdeşleştiğimiz ruh eşiydik biz Çiğdem'le. Yani garip bir beraber, garip bir sinerji vardı. İnanılmayacak bir sinerjiydi ama ben buna tabii yıllar geçtikten sonra herhalde Çiğdem kendi penceresinden her şeyi çok iyi değerlendiriyor. Yani ve Çiğdem'in duygusal yaklaşımlarını o da aleni bir şekilde hiç ortaya koymadı. Yani çok net olarak birbirimizle bunları konuşarak canım aşkım bir tanem gibi terminolojilerle yaşamadık. Zaten
yaşanacak bir ortamda değildik. Çünkü Çiğdem'in evinde Çiğdem'in annesi vardı, Allah rahmet eylesin. Haslet teyze vardı, kızı vardı. Düzgün bir okul öğretmeniydi. Çok mazmut bir hayat vardı Çiğdem'in. İnsanlar Çiğdem'i eleştirdiler. Yani Çiğdem'e karşı eleştiriler gelmeye başladı. Ya kendine bak, işte 12 yaş küçük biriyle böyle bir ilişki yaşıyor diye. Ama o ilişkinin ne demek olduğu, ne anlama geldiğini ben bile yıllar geçtikten sonra anlayabildim. Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile, onlar bile, onlar bile, onlar bile. Daha seni ilk gördüğümde, daha yüzüne baktığımda, bana güneşi anımsatan bir ateş yandı içimde. Melih Kibar, Çiğdem Talu ilişkisi bir yılı devirmişti. O bir yılı da ayrı geçirmişlerdi. Şarkılarda süren bir aşktı onlarınki. 1978'de döndüğünde Melih Kibar yeni bir sevdadaydı. Ayrılık kapıya dayanmıştı. Bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl. O 12 yaş kavramı benim için engelleyici faktör gibi. Çiğdem de frenleri bırakamıyordu şeyinden dolayı. O çevrenin tepkileri, çok son derece saraylı bir aileden geliniyor. Yani böyle Osmanlı terbiyesi falan alınmış bir aileden geliyor. Hani birdenbire kızlarının kendinden 12 yaş küçük bir adamla beraber, yani Haslet teyze beni hep baş tacı ederdi. Müthişti. Ondan sonra biz Çiğdem'le konuştuk ve biz artık bunu dost olarak... Yani biz o senin tabirinde aşk denen şeyi bir yere koyduk, güzel kulplara kaldırdık. Bir yüklüğün en üstünde güzel bir yere kaldırmayı becerdik. Ve ondan sonra birbirinden hiç ayrılmaz iki dost olarak sürdük hayatımızı. Birlikte üretmeyi sürdüreceklerdi. Sırada bir müzikal vardı. Haldun Dorme'nin önerisiyle yurt dışında en başarılı örneklerini izledikleri müzikallerden birini Türkiye'de gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. Bir gün öğleden sonra Çiğdem'in evine geldim. Bak bakalım piyanonun üstünde ne göreceksin dedi. Ben o günlerde bir parça, hani sözlerini beklediğim bir parça da yok. Gittim baktım. Hisseli Harikalar Kumpanyası diye bir şey yazıyor. Bu nedir dedim. Müzikalimizin adı dedi. Bu ne olacak şimdi dedim. Şarkı söz yazmış. Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini, açıyor diye. Hatırlarsın, Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini, açıyor diye. Dedim ki siz ikiniz de kafayı yemişsiniz. Bu söz bestelenmez. Çünkü biz hep alışırız ya, önce ben beste yapıyorum, Çiğdem sonra sözleri yazıyor. Tabii müzikalde konu olduğu için önce sözler yazılacak ki ben onları besteleyeceğim. Canım sen bestelersin bir tane, gene her zamanki o destek, moral. Hayat boyu olmaz. Aç Haldun abiye telefonu. Ben ya besteci değiştirdim, ben bu sözlere karşı. Canım sen yaparsın diye ağzımdan girdi, bundan çıktı. İyi o zaman sen git bakalım salondan dedim. Oturdu onun yanında, besledim onu. Hisseli Harikalar Kumpanyası beklenmediği kadar büyük ilgi gördü. 400 kez perde açtı. Turnelere çıktı. O dönem kimsenin pek dikkatini çekmedi ama Melih Kibar'ın o müzikal için bestelediği, sonradan altın plak alacak bir şarkıya Çiğdem Talu'nun yazdığı sözlerde bir veda hüznü gizliydi. Başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal. Bugün bana telefon açtı. Telefon dedi ki, ya Melih dedi, ben dedi bir doktora gittim dedi. Jinekoloğuma gittim dedi. Niye yani, ben onları çok fazla bilmiyorum. Zaten o yeni anlamaya başladığım şeyler, doktora gitme, kadın doktora ne bilmiyorum. İşte göğsümde dedi bir şey elime gelmişti, gittim. Doktor da buna şey demiş, süt bezesi demiş. Ondan sonra olay bittikten sonra ama
Şimdi bana son anda anlatıyor. 8 ay önce gitmiş doktora meğerse bunun için. Ondan sonra doktor demiş ki süt bezisi olur bunlar demiş. Aradan 3 ay geçmiş tekrar Çiğdem gitmiş. O gün anlatıyor telefonda. Önce bunları anlattı bana. Doktor demiş ki Çiğdemciğim sen amma evhamlı oldun demiş. Hiç böyle şeylere. Sonra aradan tekrar 5 ay geçince yani toplam 8 ay geçmiş oluyor iki dişinden. Doktor buna bir bakalım diyor. Doktor bir bakalım dediği gün beni arıyor. Ben kansermişim dedi. Çiğdem'e o kadar bir tür tanrı gözüyle bakıyordum ki, yani öyle bir mertebede bakıyordum ki, nasıl olsa her şeyin üstesinden gelir, işe gelir, yani kanser de neymiş diye. Ondan sonra iş ciddiyete bindi ama ben hep olayı şaka olarak gördüm. Yani ciddiyetini anlamamaya çalıştım. Kendimi bu işin ciddiyetinden uzak tutmaya çalıştım. Çünkü Çiğdem'le kanserli bir arada ben hiç sonra düşünemiyordum. Ondan sonra Çiğdem tedavisine İngiltere'ye gitti, gelmeye başladı. 1980'ler başlamıştı. Şimdi Çiğdem Talu kanser tedavisi için Londra'ya gidip geliyordu. Orada olduğu aylarda kendisini bir masal ülkesinde hissettiğine, bütün otel personeliyle dost olduğuna dair yine neşeli kartlar yolluyordu Türkiye'ye. Hiç neşesinde hiçbir şey kaybetmedi. Çiğdem aynı Çiğdem'di, sadece kanserli Çiğdem'di. Yani kanser ve Çiğdem bir arada yaşıyordu. Dedim ki yani sen zaten moralle üstesinden gidip. Ancak bu neşeli görüntünün altında derin bir hüzün saklıydı. Bu hüzün Türkiye'ye gönderilen kartlara yansımasa da o dönem yazdığı şarkı sözlerinden açık seçik okunuyordu. Melih Kibar'ın deyimiyle hayatında en severek yazdığı şarkı sözünü o dönem kaleme aldı. Olgunluk dönemi şarkısı Çınar'ın satır aralarında sitem vardı. Serde delikanlılık, gençlik var koca Çınar. Sevda var, sen sevdanı çileyip geçer misin? Öte yanda gurur var, ölesiye gurur var. Seni unutanları sen olsan sever misin? Ben şimdi öleceğini hiçbir zaman düşünmedim. Hiçbir zaman aklıma getirmedim. Yani kadın kanser mi diyor? Kanser tabii diyor. Yani yalan söylüyor diyedi. Yani kanser ne olacak? Yani şurada sivilce çıktı. Ya öyle görmek istediğim için. 1982 yılının 25 Mayıs'ında yani tanışmalarının 7. yıl dönümünde yine bir aradaydılar. Hem de bir televizyon stüdyosunda. 7 yıla sığan bu verimli birlikteliği Halit Kıvanç'la birlikte kutladılar. Çiğdem Talu ve Melih Kibar. Melih Kibar birçok heyecanlandım birdenbire. İkinizi bir arada görünce. Çünkü şarkılarınızı ben bazen kendi kendime mırıldanıyorum. Duyacaksınız diye de korkuyorum. Çünkü hiç şarkı söyleyemem hayatta. Evet, bütün bu parçaların birçok, bütün bu dedim kaç tane bugüne kadar aşağı yukarı? Şimdiye kadar 160'tan fazla. 160'tan fazla parçayı Çiğdem Talu sözlerini yazdı. Melih Kibar besteledi. Ve bugün, bu gecede yıl dönümleri. Ne yıl dönümü? İkisinin bu çalışmaya başlamasının yıl dönümü. Kaçıncı? 7. yıl dönümü. 7. yıl dönümü. Tam 7 yıl önce bugün birlikte çalışmaya başladık. Bu 160 bir gece yarısı. Bir gece yarısı. Evet. Kemoterapi onu çok sarstı. Ama hala gülüyordu. Biraz kilo almaya başladı. İşte peruk takmaya başladı. O saçtan döküldüğü dönemlerde. Ondan sonra İngiltere'de para tabii yiyen bir operasyondu. İşte şarkılarımızı tabii çok fazla şarkı üretecek zamanımız olmamaya başladı. Hala yazıyordu ama hala bir şeyler yaratıyorduk. Sonunda Çiğdem'in kötü olduğuna dair ben kaçmaya yani bu aptalca gelebilir ama bu benim zayıflığım olarak görüyorum. Çok fazla dayanım yani Çiğdem'in değiştiğini görmeye başladı. Artık fiziksel olarak dışarıdan gözükmeye başlandı. Metastaz bütün vücutta başladı. Gözünü kaybetmeye doğru
geldi. İşte bu aşamada Çiğdem Talu'nun pop müzik dünyasındaki bütün dostları artan masraflarını karşılamak ve kansere karşı mücadelesinde ona destek vermek için bir yardım konserinde bir araya geldiler. 28 Mart 1983 günü Şan Tiyatrosu'nda gerçekleşen Çiğdem Talu'ya Selam konserinde dönemin bütün starları sahne aldı. Tabii aralarında sevgili bestecisi Melih Kibar da vardı. Bütün şarkılara o piyanosuyla eşlik etti. Ve Çiğdem bu konsere hasta yatağından canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Ne yazık ki geç teşhis hatasını destek konserleri telafi edemeyecekti. Döndü. Gidemiyorum. Çiğdem'i görmeye gidemiyorum. Yani ortak dostlarımız, en yakınlarımız bana ne olur Melih görme. Çiğdem de Çiğdem'in konuşması telefonda değişmeye başlamıştı. Tuhaf bir şey. 25 Mayıs'ta tanışmıştık. 25 Mayıs'ta görmeye gittim. Konuştuk, yani benim sesimi duyuyordu, bana cevap veriyordu ama yani başka bir insan, başka bir canlıyla, başka bir şeyle konuşuyordu ama neyle konuştuğunu bilmiyordum ben. Ve 28 Mayıs'ta kaybetti zaten. O kadar yaşam dolu, o kadar beni de hayata bağlayan, çevresindeki herkesi hayata bağlayan, hiç kimseyi kırmayan, hiç kimseyi kırmayan bir insan. Başka bir olaydı. Yani erken öldü. %100 kesin erken, çok erken öldü. Ama o 90 yaşında da ölseydi herhalde gene bir efsane olarak hep hayatta kalacak. Basın Çiğdem Talu'nun ölüm haberini "Şarkılar öksüz kaldı" diye verdi. Bebek Camii'ndeki cenazesinde sevenlerinin yakasındaki fotoğrafında bu kez hüzünle bakıyordu. Sonra çıktık. Sevgili Oskar Alptürk'ün arabası, bir tane Volkswagen'su vardı onun. Volkswagen'la binip Aşiyan mezarlığına gittik. Hiç ağlamadım. Yani Çiğdem'in ölümünü duyduğumda ağlamadım, camide ağlamadım, evde yalnızken ağlamadım. Ama o Volkswagen içinde tam 4 dakika aldım. O 4 dakikayı hiç unutmuyorum. Aşiyan kapısına geldiğinde bitmişti. Yani o bir boşalmaydı. Çiğdem Talu artık nesiller boyu sözlerini yazdığı şarkılarda yaşayacaktı. Melih Kibar'a gelince, o her denediği şarkı sözü yazarında Çiğdem'i arayarak, bulamayarak ve her gün ona biraz daha hayran kalarak yaşadı. Artık daha az çalıyordu. Uzun bir sessizlik döneminden sonra 2000'in sonunda bir gece yeniden piyano başına oturdu ve biriktirdiği duygulardan dinlemekte olduğunuz besteyi doğurdu. Adını ise Sessiz Veda koydu.